Hoş bulduk, merhaba. Bir tebrik de benden gelsin. Çok teşekkür ediyorum Barış. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Az önce Tolga Hocam da tıpkı senin gibi tebrik Evet. etti. Katkılarınızla diyelim efendim. Tüm kanal olarak biz de sizlere çok Her teşekkür zaman. edelim. Şimdi diğer taraftan Jackson Hole toplantısı var. Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Ne dersin? Borsa İstanbul açısından önemli bir noktaya gelir mi yoksa bizim dinamiklerimiz bambaşka bir noktada mı? Evet, yani piyasaların işte bu haftanın genelinde beklentisi Jackson Hole toplantısında Powell'ın konuşması idi. Zaten bunu yurt dışı piyasalarından da baktığımızda dalgalı bir seyir yaşanmasından da gözledik. Mesela S&P'ye baktığımızda hafta başından bugüne kadar işte düşen yükselen, düşen yükselen, yani karışık bir görüntü ortaya çıkartmıştı. Yani buradaki işte genel beklenti, özellikle piyasaların burada beklentisi buna diyelim. Son zamanlarda etkisini biraz daha göstermeye başlayan işte küresel anlamda bu resesyon geliyor mu beklentileri. Bu bağlamda da artık daha önce de olduğu gibi işte merkez bankalarının biraz daha destekleyici tarzda para politikalarına yönelmesi, yani buna dair beklentileri arttırması bu Jackson Hole toplantısında Powell'ın konuşmasını biraz daha önemli hale getirdi piyasalar açısından buna baktığımızda. O yüzden bu konuşmada Fed'den faiz indirimi yönünde nasıl bir sinyal gelecek? Şu anda onun büyük bir beklentisi var gibi gözleniyor baktığımızda. Tabii bu şöyle değerlendirmek lazım. Yani piyasa şu anda ekonomi, yani dünyanın genelindeki ekonomik gidişata bir farklı bakıyor. ABD tarafı da daha farklı bakıyor. Kendi içinden daha farklı bakıyor. Yani orada zaten bölgesel FED yetkililerinden gelen açıklamada baktığımızda şu anda ABD ekonomisinde ciddi bir resesyon endişesi olmadığından bahsediliyor ve bu bağlamda da daha ileriki dönemlerde bir faiz indirimi için de önemli bir gerekçe olmadığından bahsediyorlar. Son işte Temmuz ayının sonundaki toplantıda bir faiz indirimi kararı gelmişti. Fakat bu kararın işte döngü ortası ayarlama diye bir adı konuldu. Ve gibi geleceğe yönelik bir sigorta maliyeti, yani ABD dışındaki ekonomik gelişmelerden kaynaklı olarak bir faiz indirimi yapıldığına dair bir sinyal gelmişti. Ama tabii toplantı sonrasında geçen bu sürece baktığımızda işte Arjantin meselesi olsun, işte Çin yuanının zayıflaması olsun daha fazla, verim eğrisindeki terse dönüş görüntüsü olsun. İşte bu resesyon beklentisini arttırdığından buradan hareketle işte beklentiler o yüzden artmış durumda. Ama tabii bugünkü konuşma, Jackson Hole toplantısındaki Powell'ın konuşması burada işte ne tarafa doğru şekillenecek onu iyi takip etmek lazım. İşte saat Türkiye saatiyle 5'te açıklanıyor olacak. Kendi kişisel beklentim Powell'ın işte özellikle bu yılbaşından beri yapmış olduğu toplantılarda kullandığı ifadelerde yarattığı kafa karışıklığını biraz ön planda tutmak gerekiyor bence. Yani kimi zaman güvercin konuşmayla başlıyor, daha sonra şahine doğru yöneliyor. Son toplantıda da bunu biraz gördük zaten. Ve o toplantının genelinde de güvercinden ziyade daha fazla işte az güvercin diyebileceğimiz, önümüzdeki süreç için faiz indirimine çok da fazla işaret etmeyen bir görüntü ortaya çıkartmıştı. ABD genelinde mesela örnek olarak bakacağımız sürpriz endeksine baktığımızda işte Haziran'dan bu yana yukarı yönlü bir eğilim devam ediyor. Yani resesyonu işaret eden çok önemli bir görüntü olmadığından da burada bahsedecek olursak, mesela dün PMI verisinde bir miktar olumsuz bir görüntü verdi ama ISM'i de takip etmek lazım bu noktada. Yani biraz daha bekle gör politikasına dayalı, piyasaların beklentilerini çok fazla hayal kırıklığına uğratmayacak, biraz daha dengeli ifadelere kullanabilecek bir konuşma olmasının burada daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Aslında şimdi piyasanın genel beklentisi 25 bas puanlık faiz indirim şu anda. %96 civarında bir fiyatlama var şu anda. İşte bu noktada işte 25 bas puanlık indirimle ilgili bir tersi dönüş ifadesi kullanmayacaktır. Bununla ilgili bir ifade değişikliği olmasını beklemiyorum ama piyasanın beklentisi 50 bas puan bir indirim mesajı gelir mi? Biraz bu ön planda olacaktır ama buna dayalı da bir sinyal oluşmasını beklemiyorum Powell'ın konuşmasında. Sonuç itibariyle piyasalardaki dengeleri ve fiyatlamaları çok fazla hareketlendirecek bir sonuç ortaya çıkmasını beklemiyor olacağım ben bu konuşma sonucunda. O yüzden de bunun sorunun başına gelecek olursak yurt içi piyasalarda da endeksler üzerinde büyük bir etki yaratmasını beklemiyorum. Yani bu sabah saatleri itibariyle baktığımızda yurt dışı tarafta hafif pozitif bir eğilim vardı. Bizim de o noktadan hareketle baktığımızda bir miktar yukarı yönlü bir eğilim olduğunu şu anda gözlüyoruz. İşte 0,24'lük bir yükseliş var. Yani günün geri kalanında da büyük ihtimalle biraz da yatay bir seyir Borsa İstanbul tarafında da gözlenir diye düşünüyorum. Yani bizim tarafı özelinde değerlendirecek olursak, Borsa İstanbul'un ciddi anlamda yukarı yönlü potansiyel taşıyacak bir şu anda bir katalizörü de olmadığından, böyle bir şey beklemediğimden dolayı da yukarı yönlü potansiyelin de biraz sınırlı olduğunu düşünüyorum. Mesela burada izlediğim önemli direnç seviyeleri var.
Yani 200 binlik hareketli ortalama 96.800 de şu anda. Aynı zamanda 83.500 dB ile daha sonra 104.000 zirvesi arasındaki Fibonacci direnci olan Fibo 38.2 var. 96.400. Yani buralar önemli dirençler. Bunun üzerinde kalıcı olmadığımız sürece Borsa İstanbul'dan tekrardan aşağı yönlü eğilim olmasını biraz daha ön planda olacağını düşünüyorum. Ki aşağıda da dün bir düşüş oldu, sert bir düşüş oldu ve kapanışa doğru bir toparlanma geldi. Orası da Fibonacci 50 desteği, yine bahsettiğim aralık itibariyle gözüken seviye. 94.000 ile 96.800 arası bir hareket tarzı bugün önümüzdeki birkaç günde sanki devam edecekmiş gibi gözüküyor açıkçası. Evet Barış, vermiş olduğum bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le birlikte Jackson Hole toplantısını konuştuk. İyi bir mesai dileyelim. Haftanın son işlem günündeyiz. Haftanın son işlem